Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, 3 aylarımız recep Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif aylarımız şimdiden mübarek olsun. Rabbim bu aylar içerisinde rızasını kazanabileceğimiz, günahlarımızı sildirebileceğimiz derecelerimizi yükseltebileceğimiz güzellikleri, güzel gayretleri, güzel ibadetleri, mebrur ve makbul taatları her birimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, her şeyin sahibi Allah'tır. Zamanın sahibi, ayların, günlerin, senelerin de sahibi Allah'tır. Allah Celle ve Ala Hazretleri bazen bazı mekanları diğer mekanlardan daha faziletli kılar, bazen de zamanları diğer zamanlardan faziletli kılar. Kabe-i Muazzama Haram-ı Şerif'in fazileti elbette diğer bütün mescitlerden farklıdır. Ravza-i Mutahhara Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mescidi de Kabe'den sonra Haram-ı Şerif'ten sonra diğer bütün mescitlerden daha üstündür. Mescid-i Aksa'da ikisinden sonra en faziletli mescittir. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama en kıymetli mescittir. Kabe-i Muazzama'nın içerisinde makam-ı İbrahim, mültezem denen yerler de Kabe'ye göre de Kabe'nin haramine göre de daha değerlidir. Aynı şekilde Allah Celle ve Ala Hazretleri bazı zamanları diğer zamanlar üzerine faziletli kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi vardır. Kadir Gecesini anlatır. Kadir Gecesinin diğer bütün gecelerden daha faziletli olduğunu hatta bin aydan daha hayırlı olduğunu ayeti kerimede, sure-i celilede çok net bir şekilde ifade etmektedir. Üç aylarla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de haram olan dört aydan bahseder. Haram olan dört aydan bahseder. Yüce Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri Es-Sa'id Billah inna şuhuri indallahi thna aşara şahran fi kitabillah. Yani Beraz Suresinin Tevbe Suresinin 36. ayet kelimesinde kerimesinde mealen şüphesiz ayların sayısı Cenab-ı Hak nezdinde 12 tanedir. Dünya yaratıldığı günden bugüne kadar böyledir. Bunlardan dört tanesi haram aydır diyor. Bu dört tane haram aydan bir Recep ayı bu üç ayın birinci, birincisidir. Yani dört ayın birincisidir. Üç aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan ayından sadece Recep ayı bu dört haram olan aydan birisidir. Şaban ile efendim Ramazan ayının faziletle ayrı. Kıymetli izleyenlerim Recep ayı bu dört ay haram olan dört aydan birisi zilkade, birisi zilhicce, birisi de Muharrem ayıdır. Bunlar üçü bir aradadır ama Recep ayı onlardan ayrı bizim üç aylar dediğimizin başlangıcıdır. Sonuç olarak <laughs> Allah Celle ve Ala Hazretleri haram olan aylarla ilgili فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ O aylarda kendinize zulmetmeyin. Haramlara, günahlara daldırmayın haram ve günahlara daldırdığınız takdirde siz kendinizi ateşe doğru yaklaştırıyor. Dolayısıyla kendinizi zulmetmiş oluyorsunuz. Bu ayeti kerimenin ifadesinden anlaşıldığına göre alimlerimiz ve İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretleri de bu tefsiri yapıyor. Bugünlerde günah işlemenin vebalinin daha fazla olduğunu Tıpkı haram-ı şerifte günah işlemekle sıradan bir yerde günah işlemek arasında fark vardır. Ravza-i Mutahhar'ın içerisinde günah işlemekle dışarıda işlemek içerisinde arasında fark vardır. Aynı şekilde bu haram aylar içerisinde adam öldürmek, günah işlemenin e, vebali daha fazladır. Bunun vebali daha fazla olduğu gibi bu aylar içerisinde ibadet yapmanın fazileti de mükafatı da daha fazladır. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim bu aylar geldiği zaman gökten melekler şöyle nida ederler yeryüzündeki insanlara. Ey hayır murad edenler, ey iyilik murad edenler, ey Allah'a ulaşmak isteyenler, ey amel defterini temizlemek isteyenler, iyiliklerle, güzelliklerle doldurmak isteyenler, Haydi koş, koş. Bugün senin günündür, bu ay senin ayındır, bu mevsim senin mevsimindir. Ey kötülüğü murad edenler, vazgeç, vazgeç zamanı değildir. Hiçbir zaman kötülüğün zamanı değil ama Kabe'de yanlış olmayacağına göre Kabe, Kabe'de yanlış ve günaha harama efendim prim vermek doğru olmadığına göre bu da zamanın Kabe'sidir. Yani zamanın en faziletli mevsimlerinden birisi nedir? Recep ayıdır. Efendim Şaban ayı ve Ramazan ayında kendine göre özel değerleri vardır. Binaenaleyh kıymetli izleyenlerim üç aylarımızın birincisi olan ve dört haram aydan birisi olan Recep ayımız Hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun. Nasıl değerlendirmemiz noktasında haram ve günah alışkanlıklarımızı elimizin tersiyle iteceğiz ve bunu bir efendim eğitim ayı olarak kabul edeceğiz. Arkasından Şaban, arkasından Ramazan ayını bir eğitim ayı olarak kabul edeceğiz. Haramlara ve günahlara ben dur dedim diyeceğiz. İkincisi ibadetlerdeki gevşekliğimizi, aksaklığımızı gidermiş olacağız. Düzenli bir şekilde namazlarımızı, ibadetlerimizi kılacağız. Zaten düzenli kılıyorsak Bunlara evvabin namazı, teheccüd namazı, işrak namazı, kuşluk namazı gibi bazı nafil ibadetleri ilave etmeliyiz. Bazı kardeşlerimiz 3 aylar dediğimiz Recep ve Şaban ayından başlayan Ramazan ayı ile biten bu ayları başından sonuna kadar oruç tutar. 3 ayları başından sonuna kadar düzenli, fasılasız oruç tutmak illa kitaplarda kayıtlı olarak böyle olması gerekir diye bir kayıt yoktur. Ama tutulmasında mahsur var mıdır? Elbette yoktur. Yani yasaklanmış olan oruçlardan da değildir. Bazıları kefaret niyet ederler. Bazıları nafileye niyet ederler. Ama şu bir gerçektir ki hadis-i şeriflerde Ali Aleyhisselam Efendimiz bu ayların içerisinde oruç tutmanın faziletini muhtelif hadis-i şeriflerinde ifade etmişlerdir. Nasıl ki ibadetler Kabe'de dereceleri yükseliyorsa bu aylardaki ibadetlerin derecesi de yüksektir. Binaenaleyh oruçlarımızı artırırsak, ibadet hassasiyetlerimizi çoğaltırsak mali ibadet olan sadaka vermek, zekat vermek, fakirlerin ve yetimlerin gönlünü alma noktasındaki gayretimizi de ortaya koyarsak, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri yetim ve yoksullara, talebe-i ulume, medreselerdeki talebelere olan bu merhametimiz sebebiyle kendisi bize Rahimin olarak merhametini artırır, ibadetlerimizin mükafatını artırır. Biz de bu üç ayları en güzel şekilde bu şuur içerisinde değerlendirmiş oluruz. Şu sözlerle bitirmek isterim. Bir daha efendim bu üç aylara Recep ayına yetişip yetişmeyeceğimiz belli değildir. Nice kardeşlerimiz koronadan, nice kardeşlerimiz başka hastalıklardan, nice kardeşlerimiz efendim beklemediğimiz bir anda emaneti teslim etmiştir, ruhunu teslim etmiştir. Onlar bu günlere yetişememişlerdir. Bizim de yetişememe ihtimalimiz elbette vardır ve çoktur. Bu vesileyle bu Receb ayı bizim son yetiştiğimiz Recep ayıdır diye değerlendirelim, düşünelim ve öyle değerlendirelim. Efendim Şaban ayı, Ramazan ayı'nda eğer yetişebilirsek aynı şekilde durup değerlendirirsek inanıyorum ki en son Recep'tir. Bir daha Recep bana nasip olmayacak diyerek bu Recebi Şerifi en güzel şekilde değerlendirirsek ömrümüzün tamamını değerlendirmiş oluruz diyorum. Hepiniz için tekrar hayırlı olsun. Alemi İslam için hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Uyanmamıza vesile olsun. Eksiklerimizden, kusurlarımızdan tevbe etmemize vesile olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.